Merhaba. Bu tatlı buzucuktan herkese selamlar. Bugün ağzımızı birlikte yapacağız. Ondan sonra kafamızı, vücudumuzu yerleştirdikten sonra çanımızı takıyoruz ve buzumuz hazır. Şimdi ağız yapım için ne gerekli onlara bakalım. Kafamız ve vücudumuz bitti. Ama bunun tüm işlem tamamen ağzında. Şimdi arkadaşlar elinde dışarı çıkamıyorsunuz malum. internetten sipariş veremeyenler de olabilir. Ben e, ağzında keçe kullandım. Keçe yerine bunu iple ben e, minikide de yapmıştım daha önce. Yani ağız çektirme işlemini yaptıktan sonra e, iple işleyip üzerine bordo iple e, dilde yapabilirsiniz. Ama bu da yoksa elinize bir parça siyah keçe, bir parça e, bordo veya bunu ince eva kağıdı işte yakınınızda kırtasiye varsa oralardan temin edebilirsiniz. İnce eva o da olabilir. Veya e, pamuklu kumaşlar oluyor. Ya, onlardan da belki elinizde mevcut ise onları da yapabilirsiniz. Şimdi sizinkine bu farklı mı? Bize işte tam sayı vermiyor musunuz? Bizimki güzel olmuyor gibi diyenler için gözlerinin önünde ben her zaman tam tarif veriyorum. Hiçbir zaman eksik tarif vermedim. Gözden kaçmış olan e, ya da yanlış yazılmış olan tarif olabilir ancak yoksa hiçbir şeyi saklamadım şimdiye kadar. O yüzden şimdi sizin yanınıza ölçüyorum kestiğimi ve santim olarak da vereceğim arkadaşlar. Yalnız bunu e, sadece ağzını yapmak için kanalıma girenler e, abone olmadan izleyenler için rızam yoktur. Lütfen abone olun. O şekilde izleyin. En azından bir beğen tuşuna basın. Bu kadar emek vermiş bir insan için bence bunu hak ediyorum diye düşünüyorum şöyle bakın tam üstüne koyuyorum bakın köşeden bakın şöyle tam üstüne tutayım bakın eşit şimdi ben size bunun santim olarak vereceğim nasıl yerleştireceğiz onu da göstereceğim şimdi santim olarak göstereyim şöyle mezuremi açtım bakın şimdi tam sıfırdan koyuyorum sıfırın üzerine tam 4 santim şöyle e, video biraz flu olmuş Evet şöyle yapalım bakın sıfırdan koyduğum tam 4 santim gördünüz mü 4 santim şekli bu şekilde şu alt kısmı da bakın sıfırdan tutuyorum en geniş kısmı tam bir santim bakın en geniş şu ağzın alt kısmı 1 santim eni de 4 santim bunun ben çok önemli olduğunu düşünüyorum dikkatli olun en önemli kısmı ağız kısmı bakın ağız için parçamızda şu şekilde minnacık bir kıs bir tarafı şöyle düz diğer tarafı oval bir şekilde şöyle bakın hafiften azıcık taşıyacak şöyle uç kısmından şöyle yerleştireceğiz. Şimdi bunu nasıl yerleştireceğiz? Bunu ben daha önce hep dikme yaptım Bunları fakat e, şu şekilde tekstil yapıştırıcıları var. E, bu yani daha önce kızımın oyuncaklarında da denediğim için e, o yüzden sıkıntı olmuyor. Fakat silikonla yapıştırırsanız sıcak silikon onlar kopuyor. O yüzden tavsiye etmiyorum. Böyle bir yapıştırıcı kullanacağım ağzı da ona yap onunla yapıştıracağım Evet hemen yapıştırıyorum yalnız bunu çok hızlı yapıştırıp hemen kapatmamız lazım çabuk donan bir şey o yüzden önce yerini belirleyelim bu nasıl yapıştıracağız şimdi ağzımızın e, şundan hesaplayarak baktım 1 2 şimdi yukarı doğru gülme olarak çektireceğim için Bakın. Şuradan sağ köşeden 1 2 3'üncüye denk geliyor arkadaşlar. Ağzın üst kısmından sayıyoruz. Bakın şu köşesinden sayıyorum. 1 2 3. Tam ortaya bakın 3'üncüye denk gelecek şöyle. Burası da şuradaki 1. ikinciye denk gelecek. Yani sağ köşesi 3'üncüye denk gelecek, sol köşesi 2'ye denk gelecek. Şöyle. Evet. Tam ortaya Şimdi tam ortaya bunu yapıştıracağız yerini ayarlıyoruz. Siz bunu incecik ipleri var ya onlarla böyle sıkı bir şekilde Dikebilirsiniz Bunlar uçan maddeler çocuklara zararı yok Zaten kokusu falan hiçbir şey kalmıyor tamamen uçuyor arkadaşlar o yüzden Sıkıntı olmaz. Şimdi tam yerime bakıyorum. Kuruyunca tamamen yapışmış olacak. Şimdi dilimizi de aynı şekilde yapıştıralım. Kameranın açısından da çıkıyorum bu arada. Bu tekstil yapıştırıcısıyla e, bu yapışkan gözler var ya onları yapıştırmıştım ben. Kesinlikle çıkmıyor. <laughs> Test ettim yani o yüzden aklınız kalmasın. Şimdi bu şekilde yaptık. Şimdi gülen ifadesini verelim. Gülün ifadeyi verebilmek için şöyle uzunca bir iğnem var. Pembe ipimden taktım. Şöyle kafamın arka tarafından bakın içinden pardon. Sizin oyuncağınız ince ipli ördüyseniz kafanın arkasından öne kadar çıkabiliyorsa o şekilde de çıkabilirsiniz. Daha kolay olur. Şöyle oyuncağın üst tarafından bakın şu şey kısmından çıktım. Yani dip kısmında çıkıyorum. Ve içeride biraz şu aşağıda birazcık tutacağı tutabileceğim kadar ip bırakıyorum. Şimdi hemen bakın o geçtiğim yerin yine içine batarak doğru geçtim. Şu ağız kısmından çıkmaya çalışıyorum. Şuradan geçelim tekrar oraya gideriz. Orayı çok sıkıştırmıyorum. Amacım şuraya gelebilmek. Yani yapıştırdığım yerin Bakın bir ikinci. Yani ağzın e, oyuncağın sol tarafı değil. Oyuncağın sağ tarafında ikinci sıra. Ağız başlangıç yeri. Tam da dibinden çıkmamışım. Şöyle tam içinden geçelim. Buradan geçtim. Bakın şimdi hemen şuradan bakalım oyuncağımıza nasıl yapmışız. Evet. İlk geçtiğim sıradan bir üst sırasına batıyorum. Az önceki çıktığım yerden geriye çıkıyorum. Bakın şimdi oyuncağımız umarım anlaşılıyordur. Şimdi diğer tarafını da yapacağım. Burayı hafiften biraz böyle çektirin. Yalnız buradaki ipiniz de kaymasın. Şöyle. Şimdi tekrar Şimdi bu tarafa gireceğim. Bu da yine keçe yapıştırdığım yerin bir altından çıktım bakın. Bir altından çıktım üstüne batacağım çünkü. Yüz şekillendirme işlemi gibi düşünün oyuncaklarda ya da ilk defa yapanlar şimdi onu bilmiyor da olabilir. Şimdi üstünden tekrar aynı yerden çıkacağım. Yani oyuncağımın şu üst noktasından çıkıyorum. Bunu oyuncağa dikmeden yapamaz mıydık? E, bu kadar güzel yapamazdık. Çünkü e, bu kadar muntazam durmayabilirdi. Şimdi oyuncağımı şekillendiriyorum birazcık elimle. Ne kadar çekmek istiyorsanız çekiyorsunuz. Yine buradan içinden en alt köşeden çıkıyorum. Kafamın içinden bunu sıkıca bağlıyorum. Artık kaç tane sağlam düğüm atarsanız oyuncağımızın ağzı hazır. Gece olduğu için gece çekiminde çok da şey gözükmüyor. Hafiften derinlik vereceğim şimdi o burunlara. Şöyle pardon. Bunu isterseniz pembe bir ip yardımıyla da yapabilirsiniz. Yanlış şey almışım. Küçüğünü alalım. Bununla da tam şu az noktasına Buradaki amaç oraya hafiften derinlik vermek. Başka bir amacımız yok. Yine dilerseniz çok hafif şu kulak kenarlarını derinlik kazandırmak için çok hafif hareketler sadece dış kısımlarına doğru şu pembenin dış kısımlarına doğru yapabilirsiniz. Evet. Küçük bir allık da oluşumuzun hafif böyle yanaklarına fazla değil böyle hafif süslü oldu. Herkese kolay gelsin. Bir sonraki videomuzda da kafamızı vücudumuza yerleştirelim arkadaşlar.